Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi artık ana görevlerin ikinci bölümüne geçelim. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Etkinleştirelim. Bizden iki tane kargo konteynerini depoya teslim etmemizi istiyor. Hatırlarsınız, taş ocağının içinde bir konteyner görmüştük. Yani bir trailer görmüştük, iki tane kargo yüklü. Şimdi onu aldık. Yavaş yavaş şuradan dönelim. Depo teslimatına hızlı bir giriş yapalım bakalım şöyle. Altta iki tane daha görev var. Onları almadım. Çünkü birisi 8 tane çimento dağıtmamızı istiyor bizden. Her haritada bir noktaya ikişer tane çimento bırakmamız gerekiyor ama haritalarda çimento yok. Yani aradım taradım çimentoya rastlayamadım. Çünkü muhtemelen yapacağımız görevlerden birinin sonunda bir depo açılacak. Çimento o da o depodadır. Henüz açılmadığı için o görevi artık bir sonraki bölümde yapacağız. Şimdi 4 görevimiz var. Onları bir yapalım bakalım. Şuradan çıkalım. Konteyner taşımak da kütük taşımak kadar zordur. Çünkü bunlar da çok böyle devrilmeye müsait oluyorlar. O yüzden sık sık kontrol ediyorum. Aslında bu konteyneri şeyle de çekebilirdik. Araçlardan biriyle de çekebilirdik ama aşağıya inmiştim zaten, bu Kenny ile görevi vardı. Hep beraber bir şey teslim etmiştik. Kenny oradaydı. Hazır oradayken dedim buna bağlayalım madem. Şimdi kendimize rota çizelim. Şuradan bu yola bağlanalım. Yani depoya gitmenin bence en hızlı yolu, en yükümüzle beraber diyelim biz ona. Yolu bu. Bakın yükün ekseni çok fazla değişiyor. O yüzden çok hızlı bir sürüş yapamıyoruz. Daha böyle minik minik gazlamalarla. Çünkü bu yükü devirmek istemiyorum. Bunun toplaması zor olur. Evet, ana yola çıktık. Orada yukarı doğru giden bir yol gördüm. Nereye gidiyormuş ki o? Şöyle gidiyor. Ya işimize yaramaz. Kestirme bir yol değil. Bir yerde sonlanıyor. Ya biz mecburen bu yolları dolanacağız. Çünkü arkamızdaki trailer uzun ve yoldan çıkmaya çok müsait. Arazide zorlayamayız. Zorlarsak o kargo konteynerları hemen iplerinden kopar, devrilirler. Onları toplamakla uğraşamayız. Mesela bakın burası bir hayli sıkıntılı bir dönemeç. Ama döndük. Evet, çok yoldan çıkmayalım. Yavaş yavaş. Keyfini çıkara çıkara gidelim. Ben real hayatımda böyle sürüşler yapmam gerektiği zaman, mesela çok yağışlı, işte ön tarafı görüşün çok azaldığı durumlarda çekiyorum bir tane benzin istasyonuna. Bu Muğla'daki, Marmaris'teki benzin istasyonları çok iyi. Hepsinde kahve makinesi var. Hem de böyle pahalı kahve makinelerinden var. Frankie gibi işte. Yani iyi kahve yapan makineler var. Binlerce liralık. Oradan sen kahve alıyorum. Koyuyorum böyle ön tarafa. Kahve içe içe gözümü de dört açarak böyle ilerliyorum. Yapacak bir şey olmuyor çünkü bu da o anlara benzeyen bir an. Çok fazla hızlı gitme şansımız yok.
ama yine de bence iyi his. Yani bunu normal stok bir kamyonla gitmeye kalksak bu kadar zaten gidemeyiz. Evet, save de geldi. Küçük kendinin manevrası biraz daha iyi. Kısa olduğu için. Biraz daha yolumuz var. Dolanacağız biraz daha. Bu yol biraz bizim buranın yollarına benziyor. Belki bu taraflara gelenler bilirler. Marmaris'in işte Turunç yolu da böyledir. Sakar geçidi vardır. Muğla'dan Marmaris'e gelen yol. O da böyledir. Tabii o 4 şeritli. Bunun gibi 2 değil ama yani arazi koşulları çok benzer. Çok viraj vardır. Çok fazla iniş ve çıkış var. Evet. İlk durumumuzu aldık. İlginç. Evet dostlar, drop'tan döndük, yine beraberiz. Yani ben bu işte anlamış değilim. Kütük videomuz 51 dakikaydı. Hiçbir drop yemedik. 51 dakika boyunca bütün kütükleri teslim ettik. Ondan bir sonraki videoda galiba o da yarım saatlik bir videoydu. Onda da hiçbir drop yok. Tek parça video yaptık. Ne zaman ekran kartı dün güncelleme aldı, driver güncellemesi, yine droplar başladı. Yani bu Nvidia'nın sistemini anlamak çok zor. Tam ayarları yapıyorsun, drop yemiyorsun, artık her şey güzel, akıcı bir şekilde videolar yapacağım diyorsun. Bir güncelleme atıyorlar, her şey yine bozuluyor. Yani şimdi bir daha ayar yapmam lazım. Bakma, her şeyden önce sorunu bulmam lazım. Neden böyle oldu? Niye işte? Aslında drop dediğim dump yani işte şey. Hata veriyor. Takılıyor. Ne güzel çözmüştük sorunu. İki tane video yaptık. Yani 80-100 dakikalık video yaptık. Hiç drop yoktu. Tek parça olduğu zaman seviyorum. Hem yüklemesi kolay hem görüntü kalitesi düşmüyor. Şimdi biraz düşecek tabii şey. Yani çok düşmüyor görüntü kalitesi de, yani parçaları birleştirmek var. Tekrar ben onun ayarlarına bakarım. Şimdi depoya da geldik. Bayağı bir dolandık. Bizden buraya teslim etmemizi istiyor bu konteynerleri. Edelim. Şimdi bu trailer, daha ihtiyacımız yok arkamızda çektiğimize. Şimdi bunu şuradan gidelim satalım, paraya çevirelim. Size bir para gelsin. İyi para eder bu. Ve işte buradan inebilir miyiz? İşte ben römork çekmeyi, yani trailer römork oluyor. Çekmeyi çok sevmiyorum yani. Çünkü hareketi de çok kısıtlıyor. Manevrayı zaten böyle. Şurada römork mağazası var. Bakın ambleme çıktı. Hemen kendisini satalım. Kurtulalım. Motoru kapattım. Şimdi kereste fabrikasında canlanma. Bir sonraki göreve geçiyoruz hemen. Etkinleştirdim. Perdeli romorkun başına bir Limares koymuştum. Evet, Limares başlangıçta dizel kamyon gibi çalışıyor. Sonra ıslıklı turboya dönüyor. Biraz sesi de rahatsız ediyor beni de. Evet, kıstım. Şimdi bu perdeli römorku Ada Gölü'ne teslim edeceğiz. Bakın yazıyor yukarıda üstte. Kırık Kereste Fabrikası'na teslim edin diyor. Edelim bakalım. İkinci görevimize başladık.
Birinci görev bayağı keyifliydi. Dolana dolana tek bir drop yemiş olsak da hallettik. Bu aralar benim bağlantı hızımda da çok sorun var. Son fırtınadan sonra bir türlü düzene girmedi. Bugün Türk Telekom'u aradım. Bakalım arıza kaydı oluşturdular. İnşallah o da düzelir. Şimdi kırık kereste fabrikası neredeymiş? Ha, şu yakınımızdaymış ya şurası. Tamam ya delikanlı ya. Ben seni şimdi teslim ederim oraya. Bakın yükler hazırladım. Kenarda keneler bekliyor. Sizler için yapıyorum bunu. Çok uğraşmayalım. Yani izlerken rahat olun. Öyle uzun uzun şey yapmasın. Sizi sıkmasın diye yapıyorum bunu. Hazırlıyorum. Sonra hep beraber öldürücü darbeyi vuruyoruz. Şimdi buradan geçerken dikkatli olmamız gerekir. Çünkü tahta köprü. Araçta vinç yok. Veya devirirsek şeyi arkamızda çektiğimiz koca olanı sıkıntı yaşarız. O yüzden bir aksilik olmasın diye şöyle gelelim. Evet, sahne tamamlandı. Şimdi beton bloklar 2, metal kilişler 1. Bunda sadece metal kiliş mi var? Burada 3 tane kamyon hazırlamışım herhalde. Bakayım, beton bloklar 2 tane, evet. Kilişler 1, güzel, tamam. Doğru kamyona geçmişiz. Ares'ten sonra Kenya'ya geçmek bayağı konforlu oldu. Oturaklı kamyon yani. Böyle kullanması keyif verici yani. Aman. Tabii biraz keyif vereceğim ama manevrası da ona göre zorluyor. Evet, aynı noktaya. Şimdi bu fabrikayı çalışmaya sokacağız. Buradan kereste gelecek. Evet, bakın depo artık kullanılabilir diyor. Ama muhtemelen buradan sadece ahşap kalas alabileceğiz. Aynen öyle. Evet, şimdi bir sonraki göreve geçelim. Güç hatları. 3 tane metal kiriş teslimatı yapmamızı istiyor bizden. Ondan sonra süper sipariş var. Onu da yapacağız. Şimdi metal kirişler burada mı? Aynen. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde nerelere teslim edeceğiz bir bakalım. Şu dar boğazdan bir çıkalım. Şimdi kutup bir burasıymış. Okey. Şöyle geliriz, geçeriz şuradan şöyle. Şuradan geçeriz. Kutup 2 burasıymış. Tekrar yoldan şöyle devam ederiz. Kutup 3'ü de teslim ederiz. Nispeten kolay bir görev. Yani hepsi yolumuzun üzerine sıralanmış. Evet, burası kutup 1. Şimdi ne yapalım? Teslimatı yaptığımıza göre. Ha, şey, vinç takılıymış.
İyi düşürmeden gelmişiz. Şimdi işimiz daha da kolay. Neden? Çünkü yükümüzü artık düşme, kaybolma şansı da yok. Şimdi burada inmiyoruz. Tamam. Tiki oraya atmışız ama ben oradan ineceğiz zannettim. Evet. Şuradan şöyle bir iniş var. Aman. Büyük kenemizi devirmeden başarılı bir şekilde o dar virajı dönmeyi başardık. Şimdi burada ikinci aman ya drop geldi. Of. İkinci noktamıza geldik. Buralarda biraz zorlanacağız. Gayet normal çünkü suyun içindeyiz. Şöyle dönüp teslim etmek istedim. Yine de direk düşmüş. Direğin resmen lastikleri yarmadan geçtik yani. Evet. Kaldı bir tane. Onu da teslim edelim. Onun yolu bu tarafta. Sizinle beraber büyük bir şans olarak hiç lastik patlaması yaşamadık ama ben çok yaşadım bu büyük kenede. Bu balon lastikleri böyle bir yere sıkıştığı zaman hemen patlıyorlar. Patladıkları zaman da ancak tamir etmeniz gerekiyor. Çok şükür öyle bir şey yaşamadık. Ama yaşayacağız yani onu emin olun. İlerleyen zamanlarda bir yerlerde gümleyeceğiz. Bugün kurtulduk. Evet, üçüncü noktamız burasıymış. 17 seviye olduk. Güzel. Şimdi hemen sonraki göreve bakalım. Süper siparişi şimdi yapamıyormuşuz. Bakın bunu ben bilmiyordum. Niye? Geliştirme araçlarını tamamlayın diyor. Sondaj ekipmanı varmış burada. Tamam. Hemen o zaman bu görevi alalım. Kenny ile hazır yakınındaymışız. Bu da bir depo erişim verecek. Bakalım ne çıkacak. Yani burası biraz doğaçlama oldu. Çünkü böyle bir şeye hazırlıklı değildim. Çünkü ben bir sonraki alttaki görevin malzemelerini hazırlamıştım. Bunu yapınca o açılacak zannediyordum ama öyle olmadı. Baştaki görevlerden bir tanesini yapınca açılacakmış. Neyse ki şansımıza o da büyük kendinin yakınlarında çıktık. Bakalım sondaj parçaları varmış burada. Onu bir alalım. Evet buradaymış. Herhalde bu eski kuleyi yıkıp yerine yeni bir sondaj kulesi yapacağız. Şuradan sondaj ekipmanı. Evet. Taşıyabileceğiz mi şeyini? Oraya koydu bir tane.
Başka da alamayız herhalde. Bence bu kadar. Onu da kontenjandan götürüyoruz yani. Neyse, çabucak teslim ederiz onu. O zaman döner gelir bir tane daha alırız. Yapacak bir şey yok. Yolu bulmaya çalışıyorum ben şu anda. Evet. Böyle götüreceğiz dostlar, yapacak bir şey yok. Ya 3 sefer yapacağız ya 2 sefer. Önümüzde başka bir seçenek yok. Bir sonraki seferi hızlı yaparız. Bu iki tane götürüyoruz ya. İşte bu görev mesela bizim hesap kitapta olmayan bir iş. Hiç böyle bir şey yoktu aklımızda. İşte bu görevi bitirmeden de açılmayacakmış. Hazırladığım malzemelerin görevi. Metal kiriş varmış. Evet, kereste fabrikasına geldik. Yani yaklaştık şeye. Buradan döneceğiz. Arkada bir tane boş keniği gördünüz siz de. Hiç tekrar o keniğiyle gelmeye gerek yok. Ona geçiş yapar. Hızlıca gider sondaj sahasından kalan kargoyu da alırız. Şimdi bu ileride solda. Şey yapalım. Ayarlayalım. Kargoyu bağla. Of yapma be. Biraz daha paketlenebilir seviyeye getirmemizi istiyor. İnce toparla. Tamam. Evet, şimdi burada ne varmış? Beton bloklar. Evet, diğer keniğe geçelim hemen. Öbürü neredeymiş? Orada. Okey. Hemen bir tane daha. Sondaj ekipmanını alalım. Bakın 3 tane istiyordu. 2 tanesini teslim ettik. Şuradan hızlıca gidelim.
Nereden alabiliriz? Şöyle. Aslında yolu boşuna uzatmışız. Neyse şöyle dolaşırız artık. Direkt sağdan gitseymişiz, varacakmışız sondaj sahasına. Haritaya bakmamanın bir bedeli. Yani benim de aklım şey karıştırdı. Bu yoldan geldik ya. Bundan dolayı aynı yoldan gideriz diye düşünmüştüm. Allah Allah. Ha, iki tane sondaj sahası var. Tamam. Oradan da sondaj parçası veriyormuş. Bizim kafamızı o karıştırdı. Yoksa gittiğimiz yol doğru, arkadaki sahaya gidiyormuşuz. Şurada da bakın, orada da var. Neyse, biz görevin itemini alalım da hiç sorun değil. Nereden geldiği. Şuradan geçelim şimdi. Takviye vitesi aldığım için ağır devrede dönüyor. Evet, hız diye aldım. Şimdi bu da terk edilmiş, bu sondaj sahası. Hemen yüklemeyi yapalım. Bakın ortadan kalktı eski kötü görüntü. Şimdi bunu bizden şöyle dönelim o zaman. Yeni rota oluşturuldu. Neyse, lastiği patlatmadık yine. Şans. Şu anda planlarımızın dışında gelişiyor her şey. Yani ben bunları ayarlamamıştım. Ama sorun değil yani. Sonuçta bu görevleri de yapacağız. Sadece görevlerin sıraları değişmiş oldu. O da benim elimde olan bir şey değil. Bakalım sonunda depoda ne olacak. Bunun ödülü de galiba depo açımıydı. Evet, depo artık kullanılabilir diyor. Bakın üzerinde Kenin'in olduğu yer açıldı. Depoda ne varmış? Sondaj ekipmanı. Ha, sadece sondaj ekipmanı varmış burada. Okey. Evet, şimdi tekrar dönelim görevlere. Dyson'ı izleyelim. Biri gitti. Liman teslimatı. Sondaj ekipmanı götürecekmişiz oraya. Eskiden çıktı. Peki bizim süper sipariş açıldı mı? Açılmadı. Eskiden çıktığı tamamlayın diyor. Yani bize şu görevleri tamamlayın diyor. O zaman şu liman teslimatını da yapalım biz. Sondaj ekipmanını Drummond adasına teslim edelim. Galiba buradan yükleyeceğiz. Evet.
Bir tane sondaj ekipman istiyor oraya. Ben bu okulu devirdik. Şimdi adaya gideceğiz. Adaya nereden gidebiliriz? En kısa yol şuradan şöyle bağlanıp yolun sonuna sürmek. Başka bir yol yok. Yani neyse ki çok şeyler çıkmadı yani böyle malzeme toplamalı, uğraştırıcı görevler değilmiş neyse ki. Yani nispeten arkamızda mavi tik bıraktık. Halledilebilir şeyler çıktı. Bunu da yapınca herhalde bir sonraki bölümde bütün görevleri bitiririz diye tahmin ediyorum. Zaten birinin malzemeleri hazır. Bakarız şimdi bunu da tamamlayınca bir planlama, sağlıklı bir şekilde bir planlama yaparız. Yani bu bölümün yarısını doğaçlama gittik ya mecburen. Yani burada da göre hazırlık yapmamıştık bu görevlere göre ama şansımızdan aynı yerde çıktılar. Daha uzak bir yere de götürme çıkabilirdi. Başka bir yerden malzeme getirme de olabilirdi. Oradan aldık, oraya götürdük. İşi hallettik. Bakın burada da çabucak şeye geldik. Ada geçidine ulaştık. Süper hızlı teslimat. %100 müşteri memnuniyeti. Firmamızda mevcuttur. Sahneye atladık. Şimdi bizden limana bu malı götürmemizi istiyor. Biz nasıl gidebiliriz limana en kısa mesafe? Şöyle gidelim. Şuradan şuraya bağlanalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Buradan sonrası zaten liman yolu güzel. Ama arkamızda da mavi tik bırakmayalım. Şurada bizim kullandığımız bir kısa yol var. Onu kullanıyoruz.
Evet, liman yoluna girdik. İlk kez limana geliyoruz. Daha önce gelmemiştik. Çünkü yeni açıldı orası da. Sanıyorum oradan bir görev daha alacağız. Hani alacağız derken bir görev var. Oradan bir şeyler almamız gerekiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız şimdi. Zaten bu teslimatı yapınca artık videomuzun görev bazında sonuna gelmiş olacağız ama bir kısa görevlere bir göz atarız. Kalanları ne yaparız? Bir planlama yaparız. Muhtemelen çimento herhalde limandan açılacak galiba. İşte hep birbirine bağlıyor bu görevleri. Çimento açılınca süper teslimat görevi de aktif olacak. Şu anda çimentoyu nereden alacağımızı bulamadığımız için o kaldı. Ama limanda açılır. Evet, geldik limana. Teslimat yerimiz orası. Evet, şurada morgu muhtemelen bizden bir yere götürmemizi isteyecek. Doğru hatırlamışım. Teslim edelim bakalım. Evet. Ama liman çalışmaya başladı mı? Yük alma yeri çalışmıyor şu anda. O zaman ne yapıyoruz dostlar? Hemen görevlere bir bakalım şimdi. Neleri başardık? Dyson Diesel'den iki görevi eskittik. Bitti. Eskiden çıktı diyor. Bakın bunu yapınca yine iki depo erişimi açılacakmış. Şu inşaat kule romorku var diye şurada. Onu Simitbil barajına götürmemizi istiyor. Metal kiriş istiyor iki tane götürmemizi. Hepsi Simitbil'de. Bu görev Simitbil'de olacak. Konu anlaşıldı. Husky yönlendirme yine yapamıyoruz. Çünkü bakın diyor ki eskiden çıktığı tamamlayın diyor. Bu görevin malzemeleri tamam. 8 tane çimento ayarlarız. Gemiden büyük boy kargo. Tamam. Şimdi o zaman bir sonraki bölümde 1 2, 3, 4 görevi tamamlarız ve Michigan'dan çıkar. Sonraki haritaya başlarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Abone olup desteklerseniz de çok sevinirim.